Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize iyi geceler diliyorum. Tabii uzun süredir Türkiye'nin gündeminde Dilan ve Engin Polat ve ondan sonra fenomenler meselesi. Ve tabii yine Türkiye kamuoyunun bu davalar sonrasında Hüseyin Kaya diye bir avukat girdi gündemimize ve yaptığı açıklamalarla aynı zamanda da ses getiriyor Dilan ve Engin Polat'ların, Dilan Polat, Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya. Bu akşam konuğumuz, ilginç konular konuşacağız. Hem Dilan Polat'ları konuşacağız hem de yerel seçimler ve siyaset üzerine de sohbet edeceğiz Hüseyin Bey'le. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İstanbul'a alıştınız mı? Evet, alıştım. İstanbul'dan dönmeyi düşünmüyorsunuz galiba. İstanbul'da kalacaksınız gibi. Siz de bir fenomen olacaksınız bu gidişle. Bilmiyoruz, bakacağız. Hemen bir haberle başlamak istiyorum. Şöyle vereyim ekrana ve onun ayrıntılarını konuşacağız. Engin Polat ve Dilan Polat çifti hapiste ama gündeme düştü tabii. O da şu, hemen şöyle verelim, açalım. Bunu sessize alacağım çünkü telif gelmesin diye. Evet. Hüseyin Bey, şimdi tabii izleyicilerimiz bu haberle de ilgili aynı zamanda şöyle bir yorum yapıyorlar. Diyorlar ki Engin Polat, Dilan Polat çifti içeride. Buna rağmen yeni şubeler açılıyor. Normal itibariyle açılmaması diye bakıyorlar. Acaba patron daha başkası olduğum için açmaya devam ediyorlar? Yoksa Dilan Polat ve Engin Polat içeride olmasına rağmen hala kamuoyunda onlara yönelik olarak bir ilgi, bir alaka, ürünlerine yönelik bir ilgi ve alakanın göstergesi olarak mı görüyoruz? Yine bu açılışlar devam edecek mi? Bu açılış aynı zamanda bir medya algısı üzerine mi kurulu bir şey? Onları merak ediyorum. Buyurun. Evet. Aslında soruşturma dışında gerçek olan şu, TMSF kayyumları şirketin durumuna baktılar, şirketlerin çalışılabilir, çalıştırılabilir bir düzenek olduğunu, müşterilerin var olduğunu, malzemenin satılabilecek olduğunu, satış yapılabilecek platformların buna uygun olduğunu tespit ettiler. Görüşmeler yaptılar, toplantılar yaptılar bize intikal eden şekliyle ve enteresan bir şekilde devlet ticaret konusunda ağır işlemesine rağmen kayyumlar enteresan bir hızla tekrar bu şirketleri reorganize yaparak ticaret faaliyetine sokmuş oldu. Böylece 130'un üzerindeki şubeler, franchising sözleşmesi yapan insanlar zarar etmekten belli bir ölçüde kurtuldular. Hepsinde çalışan kişilerin, merkezde çalışan kişilerin büyük çoğunluğu maaş almaya devam ettiler. Ve böylece aslında hem devlet bir vergi geliri elde etmeye başladı, hem de istihdam sorunu çözülmüş oldu. Kışın ortasında yaklaşık 2000 kişi büyük bir umutla kayyumun, TMSF'nin bu gayretiyle tekrar faaliyete geçti. Bu faaliyetin bir sonucu olarak da dün bir açılış yapıldı, 131. şube. Bunun için TMSF'nin yetkililerini tebrik ediyorum sürekli. Gerçekten takdire şayan bir faaliyet içerisindeler. Bu özlediğimiz de bir şeydi. Ve benim bildiğim kadarıyla Ali Bey, yaklaşık 6-7 şube daha yapımı sürüyor. Ama bundan kayyumların haberi var mı yok mu tam net bilmiyorum. Ama talipliler var. Beni telefonla arayan 4-5 tane şube olmayan yerden benim aracılık yapmamı ve burada çok iyi gideceğini, Bodrum gibi efendim başka illerden bugün mesaj yazanlar var, telefon edenler var. Böyle bir heyecan, böyle bir talep var. Şimdi Hüseyin Bey şöyle mi anlıyorum? Yani Dilan Polatların ve Engin Polat çiftinin tüm şirketleri TMSF'nin elinde, el konuldu şirketlere. Bu yeni şubeyi açan TMSF'nin atadığı kayyumlar açıyorlar. Öyle mi anlıyorum?
hayır, bir serbest müteşebbisin sözleşmesini yürürlüğe koyan kayyumlar, tek yetkili kayyumlar. Yani bizim şirketler üzerinde herhangi bir ticari, vergisel veya başka tür yetkimiz yok. Kayyum aynı kaldığı yerden işletmeye devam ediyor, sözleşmeler yapmaya devam ediyor, mal almaya, siparişleri karşılamaya devam ediyor. Normal, sanki hiç içeride birileri yokmuş gibi aynı şirket sahipleri, eski sahipleri gibi bir ticari mantıkla, çünkü işleyebilen bir şirket idi, devam ediyorlar. Bu da onun bir parçası olarak dün açılış yapıldı. Kayyumlar vatandaşın orada buluşmasını, müşterilerle efendim orada hizmet almak isteyenlerle buluşmasını sağladı. Basın açıklaması da TEMESEFE'nin kontrolünde gerçekleştirdi. Biz de katıldık böyle ticari bir heyecana. Bu hoşumuza gitti. Müvekkillerin oluşturmuş olduğu yapının kayyumlar tarafından da işletebilir bir durumda olmasını gözlemlemek hoşumuza gitti. Katıldık, destek olduk. O zaman şöyle mi anlayacağız? Bir, Dilan ve Engin Polatlar'la ilgili olarak kara paralardan söz edildi. Bak, gördünüz mü kardeşim, TEMESEFE yeni şubeler açmaya devam ediyor. İnsanlar yine o şubelere akın etmeye devam ediyor. Ticari faaliyetleri devam ediyor. Belki TEMESEFE yakında mahkemeye de belki işte karlılık oranları bu diye şeyler verecekler, raporlar verecekler. Ve kamuoyu algısı açısından da ortalıkta bir kara para aklama meselesinin olmadığı mı ortaya çıkmış olacak? Yani bir anlamda bu tür faaliyetleri biz bir kanıt olarak mı göreceğiz Hüseyin Bey? Şöyle söyleyeyim, kuşkular delillere rağmen devam etti Ali Bey. Yani biz delilleri ortaya koymamıza rağmen yine de belli bir kesim toplumumuzun bir kısmı, medyanın bir kısmı dediler ki bu kadar paranın kaynağı bu delillere rağmen yine de şüpheli. Hatta mukayeseler yapıldı. Ben yıllardır şunu yapıyorum, niye zengin olamadım, neden bu kadar para kazanamadım? Hatta ben de bu sektördeyim, neden böyle olmadı gibi ticaretin başkaca unsurları göz ardı edilerek, sıfırlanarak sanki herkes hangi sektörde olursa birbirleriyle aynı miktarda bir ticaret yapacaklarını, para kazanacakları gibi bir evhama kapıldılar. Fakat dediğim gibi burada gerçekleşen olay herkesin ticari nasibinin, herkesin ticaretteki başarısının birbiriyle aynı olmadığını ortaya çıkarmış oldu. Buradan şu çıkıyor: eğer kuşkularımızı besleyen bu paranın kaynağı nedir sorusunu cevaplandıracak olursak, bu elimizde fiili herkesin görebileceği ve izleyebileceği bir kanıt olarak şu çıktı ki, müşteriden kaynaklanan bir paranın kaynağı var. Efendim, mal alım satımından kaynaklanan bir paranın kaynağı var. Bu şirketleri oluşturan kişilerin tutuklu olmalarına rağmen, bir sürü iddiayla yargılanmalarına rağmen, insanların bir güven sorunu olmadıkları, buradan para kazanabileceklerini, ticaret yapabileceklerini, hala inançlarını sürdürdüğüne dair bir elimizde veri oluşuyor, bir sonuç var. Ve esas itibariyle bunu çokça söylemek de istemiyorum. Çünkü çok açık, herkesin fikredebileceği, düşünebileceği bir şey. Aynı platformlardan satış yapılması uygun görülünce kayyumlar tarafından, çünkü inceleyip sık dokur kayyumlar, devlet bu işe bütün hukuki mevzuatı gözeterek bakar. Demek ki platformlar üzerinden yapılan satışlarla ilgili suçlamanın niteliği olan bahis işi, yine paranın kaynağının belirsiz olduğuna ve bir suçtan elde edildiğine dair kara para işi, yine ürünlerde uyarıcı madde olduğuna dair çok lüzumsuz ve savcılığın da bir süre artık ciddiye almadığı uyuşturucu imal suçu tamamen ortadan kalkmıştır. Çünkü bir fiil şimdiki işleyişle evvelki işleyiş arasında herhangi bir fark olmadığı, yöntemin bu olduğu, satılan malzemenin stoktaki malzeme olduğu, platformların aynısı olduğu ortaya çıkmış oldu. Dosyada bu suçların olmadığına dair enteresan bir şekilde belgeli olacağına
ilk defa benim avukatlık hayatımda fiili olarak suçlamaların ortadan kalktığına dair bir yaşamsal bir deneyimle karşı karşıyayım ben. Merak ettiğim olan şu, bilmediğim için lütfen hem öğreneceğim, izleyicilerimiz de öğrenmiş olurlar. Bir, siz Dilan ve Engin Polat'ın avukatısınız. Siz şirketleri yöneten kayyumları denetlemek ya da müdahale etmek ya da yönlendirmek ya da öneri sunma hakkına sahip misiniz? Hayır, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kayyumlar da öyle. Yok yok, avukatı olarak söylüyorum. Yani şirketlere hiç mi müdahale hakkınız yok? Hayır, benim bir müdahale hakkım yok. Kayyumlar yeterince deneyimli insanlar. Fakat ben davanın da bu tarafını bildiğim için, ticari hayatla ilgili de az çok deneyimim olduğu için ve soruşturma ve kovuşturma durumlarında soruşturulanların mal varlıkları, ticari işletmeleri, şirketlerinin ne tür durumlarla karşılaşabileceğini, bunun devlete de vergi kaybı anlamında, istihdamın azalması anlamında topluma da zararı olacağını bildiğim için iyi niyetli öneriler sayabileceğimiz şeyleri medyada paylaştım. Olabildiğince dolaylı olarak da kayyumlara bir öneri olarak sunmaya çalıştım. Bir kısmında haklı olduğumuz, zaten aslında kayyumların da buna benzer düşünceleri olduğu konusunda aslında dolaylı zihinsel bir mutabakatı da yakalamış olduk. Ve ben böylece faydalı önerilerim olduğunu düşündüğüm, öyle kabul ettiğim şeyleri söylemeye devam ediyorum. Olumsuz bir şey olunca da söylüyorum. Kayyumlarda bizim bu önerilerimizi bir barış, bir anlayış içerisinde ses çıkarmıyorlar. Bu açıdan da çok uyumlu bir düşünce alışverişi olduğunu gözlemliyorum. Türkiye'de yargılamalar olur, suçlu olur, şüpheli olur, devlet bir şeye el koyabilir filan ama konuştukça, art niyetsiz bir zihinle bir şeyleri paylaştıkça birbirimize yakınlaşan belli davranışlar oluşturabildiğimize dair bir örnek olması açısından da ben ilk defa çok nadir karşılaştığım avukatlık hayatımdaki bir konu oldu. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Şimdi normal olarak kayyumu atadı. Kayyum normal işleyen şirketleri denetleyecekler, hesapları yönetecekler, değil mi? Bunu evet. Anlıyorum. Eksisi evet. Varsa yani bu yönetilmiş ayında şey olsa Engin ve Dilan Polatlara ne diyorlar ona rücu edecekler. Ya da şirketin varlıklarını satacaklar, borç gideri öyle kapatacaklar. Ama para kazanırsa atıyorum mesela Aydınlar şirketi gibi Pierre Cardin Polo gibi markalar açısından söylüyorum. O mesela onlar yeni şubeler açıyorlar mı? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kayyumların olduğu bir işletmede kayyum yeni şube de açabilme yetkisine sahip mi? Sayısı şubeler açabilir. Başkaca karlı ticari inisiyatifler deneyimleyebilir. Şirketi başkaca ortaklıklara götürebilir. İstediğini işten çıkarabilir, yeni ürünler sipariş edebilir. Kayyum bizzat aslında şirket sahiplerinden daha fazla yetkiye sahip çünkü bir şekilde devletle de ilintili bir güç kullanıyor. Kayyumların ticaretini normal sahip, evvelki sahiplerinden daha fazla yapabilme özgürlükleri var. Ben de bu kadar hızlı, bu kadar ticaret mantığıyla hareket eden kayyumlara ilk defa rastladım ve sanıyorum çok becerikli bir yönetim sergilemeye devam edecekler. Yapabilirler burada ticari, çünkü ticaret kanununa tabiler, ticaret kanununun vermiş olduğu bütün özgürlükleri kayyumlar deneyimleyecek diye düşünüyorum. Avukat Bey, sizin için bir hem artı hem de bir risk var. Eğer kayyumların işlettiği ve yeni açılacak yerlerle beraber o anlatılan rakamlar ortaya çıkmazsa kayyumların işletmesiyle kocaman bir risk ve kamuoyu nezdinde soru işaretleri ortaya çıkacak. Bu bir. İki, ama bunun tam tersi olur da işte şirketler para kazanmaya başlar, yeni işletmeler açılmaya başlar, oralardan da para kazanılmaya başlarsa bu sefer de mahkemedeki savunmada sizin işinizi kolaylaştıracak bir olgu olarak görüyorum.
Bir risk yok mu? Çünkü sizinle daha önceki yaptığımız programlarda bir vergi kaçakçılığı, bir naylon fatura olabileceğine yönelik olarak siz de imalarda bulundunuz. Olsa olsa ondan yargılayabilirler. Çünkü benim elimdeki raporlarda, benim oluştuğum mahkeme dosyasında bize açılan bilgilerle baktığımda ortalıkta bir kara para aklama yok demiştiniz. Ama böyle de bir risk var. Bu riskten de kaygılandığınız oluyor mu? Hayır, dosyayla ilgili bu kayyumun işletme süresi içerisinde eskisi bir karlılık ortaya çıkmazsa, ya ürün satışı olmazsa, ki bunu tersinden de söyleyebilirsiniz, kamuoyunda negatif bir algı oldu, doğal olarak insanlar o ürünleri artık kullanmıyorlardı diyebilirsiniz. Bundan daha fazla negatif algı olabilecek bir durum olmaz. Şirketin önceki sahipleri tutuklu, insanlar sipariş vermeye başladılar. Kayyum da bunu çok iyi bir şekilde analiz etti. Ürün siparişleriyle birlikte yeni üretimlerin ortaya çıkacağı çok açık. Ve dolayısıyla şunu söyleyeyim. Kayyumlar karlılığı hissettiler. Karlılığın ötesinde bu müessesenin büyüyeceğini de hissettiler yeni bir şube açılışıyla. Ayrıca şunu söylemek gerekiyor. Bu şirketlerin mal varlıkları, MASAK raporu ve savcılıkta yapılan vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak vergi borcunun en azami miktarının yaklaşık 10 katından fazla. Yani bu şirket ne borca batık ne ticari yapamama kabiliyeti olmayan bir şirket değil. Bu şirketin MASAK raporundaki vergiyle ilgili sorunlarını ve oradan çıkacak cezayı ödeyebilecek 10 kattan fazla hem menkul hem gayrimenkul hem de bankada parası var. Bugün itibariyle bankada ne kadar parası var Hüseyin Bey? Şu an bankada 200 milyon TL nakit para var. Yani 200 milyon bankada nakit para var. Bu şu demek. Şu an kayyumlar bunu vadeye bağladılar. Bunun getirisini düşünürsen aşağı yukarı bu paranın aylık vadeyle getirisi veya yatırıma dönüştürülmesi, menkul yatırımına dönüştürülmesi, eğer bizim 200 milyon TL'lik fatura ile ilgili sorunumuz vergi cezasına uygulandığında, yani bizim buradan uhtemize geçtiği ve devletin zarar gördüğü miktar hesaplanırsa, inanın bir sene kalmadan sadece bankadaki 200 milyon TL'nin vade farkı getirisiyle bu borcu tasfiye edebiliyoruz. Menkul satılmasına, araba satılmasına, gayrimenkul satılmasına gerek olmadan bu şirketin devlete olan borcunu ödeme kabiliyeti borcun 10 katından çok fazla. Dolayısıyla bunu biz bir risk olarak görmüyoruz. Sadece TMSF daha önce asla vade farkı gibi parayla bir şekilde faiz alma özelliği ve hassasiyeti olmayan müvekkillerin tüm paraları bir getiri olmadan bankada duruyor idi. Fakat soruşturma savcılığının bu paralara tedbir koyması niteliğinde baktığınızda kayyum bizimkilerden daha fazla ticari bir hissiyatla ve inisiyatifle davranıp bu paraların niye aylardır getirisi yok diye şu an %3,5'tan aylık faizden şu an her ay bankadaki para 7 milyon TL getiri sağlıyor. Satışları boş verin, siparişleri boş verin. Efendim şubelerden gelecek ödentileri boş verin. Doğrudan satışları boş verin. Efendim güzellik merkezlerine geleceklerin yaptıkları alışverişi boş verin. Neredeyse bu kalem bankadaki bu şirketlerin, müvekkillerin paralarının aylık faiz getirisi vergi borcunu normal taksitlendirmeyle ödeyebilecek kabiliyette, diğerleriyle ilgili hiçbir risk zaten oluşmuyor. Yani ben şimdi bu anlattıklarınızdan Dilan ve Engin Polatlara
bir vergi kaçırma olayı olduğunu gördüğüm kadarıyla çıkabilecek vergi borcunu da hesaplamış durumdasınız. Öyle mi anlıyorum? Evet, ben aslında hesapladım ama vergi dairesinin ve soruşturma merciğinin özgürlüğünü, onların inisiyatifinin ortaya çıkmasını nezaketen bekliyorum. Aslında vergi inceleme elemanlarımızın, müfettişlerimizin de aşağı yukarı bizimkine yakın bir vergi cezası çıkacağı, bunun da bugün söylenilen gibi olmadığı, neden? Çünkü şu Ali Bey, vergi fatura yanlışlığında, naylon faturada ve gerçeği yansıtmayan faturalarda vergi mükellefinin o faturadaki komisyon oranı üzerinden vergi cezası 3 kat neyse işte tahakkuk ettirildiğinde toplumun öylece çok büyük dediği rakamla ilgili bir rakam ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız, toplumumuz, müvekkillerin sadece bir konuda hemen hemen herkesin heves ettiği, hırs yaptığı bu para denen melunun konusundaki vergisel hatalarını, devlete ve toplumlarına olan borçlarını ödeme konusunda çok büyük bir gayret içinde olacaklar. Ben de toplumuma söz verdim. Müvekkil falan düşünmeden, devlet af çıkarsa bile bir noktada, devlete biraz bu hatanın bedelini ödeyerek, o da akıl kârı olsun kabilinden, bir vergi borcunu tasfiye edip ödemek, topluma ve devlet olan borçlarını ödeyip temiz bismillah ile başlamalarını önerdim. Bu da kabul gördü. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Ne kadar rakam yaklaşık olarak Hüseyin Bey söylediniz mesela ama ben mi kaçırdım anlamadım mı? Yeminli mali müşavirler, bağımsız maliyeciler, Sayıştay üyeleri üzerinden kendimizin yol haritasını çizmek için aldığımız raporlara göre 40 ile 60 arasında bir rakama tekabül ediyor vergi borcumuz. Milyon. 60 milyon, bunun da cezalarıyla beraber 100 milyon civarında bir borç oldu. Hepsi mi? Yani diyelim ki 80 olsun, fark etmiyor. Yani biz onu bir senede vade geliriyle ödeme durumundayız. Ama devlet şöyle hızlı bir inisiyatif kullanırsa Ali Bey, mesela dese ki sizin borcunuz, kasada para var zaten, oradan tahsil eder. Sizin borcunuzu önümüzdeki pazartesi hesapladık ey arkadaşlar. Biz diyoruz ki hemen bankadaki paradan ödeyin. Devleti başka türlü zarara uğrattığımıza dair bugünkü kayyumların davranışı, savcılığın ortaya net bir delil çıkarmayışı nedeniyle bir vergi borcumuz çıkacağı ihtimali gittikçe güçlendi. Siz de bunun farkındasınız Ali Bey. Zaten biz ilk başta siz bunu öngördünüz, bunun üzerine kurdunuz tüm savunmanızı da. Ve o da bugün itibariyle çok netleşti. Çünkü gerçekten bu satışlar olmazdı diğer suçlar olsaydı. Gerçekten bu platformlar üzerinden satış olmazdı. Ve çok ağır bir suçlama. Bu çok ağır. Bu toplumda çok büyük yaralayıcı. Bu mallarda bir uyarıcı madde olsaydı stoklardaki malı devletimiz bunu vatandaşına satmaz idi. Çünkü çok ciddi bir stoğumuz vardı. Ve insafsız insanlar, hukuktan, haktan nasibini almamış insanların iftiraları nedeniyle stoktaki mallar, 2 aydır bu insanlar ticaret yapamadı. Hadi içeride dursunlar. O arkadaşlar bizimkilerin ne kadar içeride durmalarından rahat edeceklerse savcılık çıkarsın, ben bir hafta daha yatırayım onların keyifleri olacaksa. Neyse. Ya bu bir iddia işi değil Hüseyin Bey. Yani iddia işi. Yok yazısından söylüyorum. Bir hafta daha fazla yatırayım deseniz de yatıramazsınız zaten. Nasıl yatıracaksınız? Evet, çıkarmak zorunda. Şimdi anlamak istediğim olay şu. Öğrenmek istiyorum. Sonuçta mutlaka bilgi sahibi oluyorsunuz. Bir, Dilan Polatlar içeri girmeden evvel elindeki 130 şubeden cirosu neydi? Yine internet üzerinden satışları neydi? Şu anda kayyum atandıktan sonra rakamlarını bu elinizde var mı veriler? Şimdi bir hafta 10 gündür oldu. Olabildiğince satışlar, siparişler geliyor yeni mal üretimleriyle ilgili. Ben evvelkinden geri kalmayacağını düşünüyorum. Zaten göstergeler de onu gösteriyor. 5-6 tane sırada Bodrum gibi, Rize gibi, İç Anadolu'da bir yer var aklıma gelmedi. Yeni başvurular
var şube açılması konusunda. Toplumda bu ürünleri talep etme konusunda istekli. Bana gelen mesajlar, yüzlerce mesaj geliyor. Şu malzeme ne zaman gelecek? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu süreci devam ettirmek için diğer fenomen arkadaşları da Dilan Hanım'ın mesela beni arayıp bu mal eksikliği var şu şubede nezaketen tamamlayabilir miyim diye bana sordular. O eksiklikleri de böyle toplumsal Türk toplumunun birbirini dayanışması üzerinden tamamladık. Bu şunu gösteriyor. Bence kat be kat artacaktır. Özellikle benim bir önerim vardı. Başka bir televizyon bunu 15-20 gün sonra duymuş olacak, paylaşmışlar. Dedim ki cezaevindeki Dilan Hanım'ı alın, sabah 8 akşam 5 gelsin şirketlerde kayyumun denetiminde ve gözetiminde çalışsın. Ben evvele göre 4 kat satış yapabileceklerini düşünüyorum dedim. Yani bazen hukuku tatlı bir şekilde zorlamak da gerekiyor. Uygulamaları arttırmak için. Biz aslında elektronik kelepçe taksınlar. Tabii ki. Neden orada yani gelsin şirketine ama parası kendisinin olmamakla birlikte bu sefer de işçi olarak devletine çalışsın. Burada bir garabet falan yok. Hatta az evvel söylediğim Ali abi şunu söyleyeyim. Gerçekten vergi idaresi bize pazartesine kadar bir hesap çıkarsın. Kolayca çıkarabilirler. 1-2 milyon yanılmayla çıkarırlar. Onu da sonradan hallederiz. Biz hemen borcu ödeyelim. Yani devletin zararını aşan kat be kat mal varlığı var. Bunların kaynağı da belirli demiş MASAK. MASAK'ın %2 bile evhamı ve şüphesi yok o raporda. Yok, siz geçen yaptığımız programda dosyada göremediğim şeyler var demiştiniz. Bilgiler var, belgeler var. Onları şu ana kadar göremedim. Hatta kamuoyunda kimileri nasıl görüyor demiştiniz. O günle bugün arasında o dosyalara eriştiniz mi? Hayır, o dosyalara ben erişmedim ama hayat. Yani şimdi o zaman belki daha farklı bir şey çıkacak Hüseyin Bey. Sadece vergi borcu değil, bunu siz de bilmiyorsunuz o zaman. Daha farklı bir şey çıkmayacağını bugünkü fiili durumdan öğrenebiliyoruz. Yani ila nihaye. Ben de şunu dedim, hani işte şu çıkarsa sen de avukatlığı bırakacak mısın sorusuna. Ben sonuna kadar avukatlığı yapma dusturuyla yetiştirilmişim dedim. Arkadaşlar ama, avukatlar dava kaybedince niye avukatlığı bıraksınlar Allah aşkına? Yani bu dosya anlamında şunu söylüyorum ben. Ben de diyorum ki savcılık dosyanın gizlilik kararını bir kaldırıversin. Çünkü bu gizlilik kararını devam ettirmeye yönelik hepimiz hukukçuyuz. Yargıtay üyeleri, HSK üyeleri, bakanlar, hukukçular filan. 3 aşağı 5 yukarı zihnimiz aynı mantıkta işte. Bu dosyanın gizlilik kararının sürdürülmesini gerektirecek soruşturma açısından artık kamu düzeni açısından, kamu yararı açısından gereklilik kalmamıştır. Esas itibariyle tabi hakim ilkesi, yani bir davaya başından itibaren bakan, savcı ve hakimin devam etmesi daha evrensel bir kuralken, o gitti bir şey olmadı, savcı gitti bir şey olmadı, adli kolluk gitti bir şey olmadı. Dosyanın gizlilik kararı bir açıklansın. Ben şuna inanıyorum. Bu kadar tantana koparılan, bu kadar bir bardakta, bir şurada fırtına koparılan bir dosyada eğer gerçekten benim düşündüğümün dışında bizi zora sokacak bir delil olsa var ya, medya bizi tefe koyar. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi peki gerçekten... ben de size bu şahitlik. Dosyada gerçekten verginin dışında bir şey çıkmasa ne olacak şimdi? O benim sorunum değil ki, yani çıkmayacaksa yani onu sonuçta bugüne kadar şu bunu anda... Ben kamuoyuna soruyorum sizin üzerinizde. Ya, kamuoyuna derken ben kendi açımdan o zaman derim ki niye bir kaşık suda fırtına kopardınız? Bu ülkenin topraklarında vergi kaçıran ilk Dilan Polatlar mı diye sorarım, anlatabiliyor muyum? Ya da emniyete de... Şimdi ve hatta başka bir şey soracağım. Mutlaka biliyorsunuzdur. Geçtiğimiz günlerde emniyetin sergilediği lüks arabaların içerisinde Dilan ve Engin Polat'ın araçları da var mı? Hayır, yok. Onlar kimin araçları?
Beni ilgilendirmiyor açıkçası. Yok yok. Yani fenomenlere ait araçlar değil, öyle mi anladım? Hayır hayır değil. Hayır, değil. Şimdi birazdan fenomenler diye başlık attırdım ben. Yok, ona geleceğim. Ona geleceğim lütfen. Lütfen onu ya, bir bizim ikinci... araçlarımızın olma ihtimaline binaen ben nasıl TMSF'e, hukuka, anayasal devletin gereklerine ve ticaret kurallarına uygun davranıyor ya, gerçekten onlara çay götürürüm, överim, becerime, tecrübeme göre öneride bulunurum. Aynı şekilde hukuksuz bir şey olursa da buna karşı dururum. Bizim veya herhangi bir şekilde mahkeme kararı verilmeden birinin menkul, gayrimenkul veya herhangi bir emtiyası anayasanın mülkiyet hakkı kapsamındaki hükümlerine tabidir ve teminat altındadır. Ben bunu hatırlattım. Bizim müvekkilin araçlarıyla ilgili TMSF'nin zaten mülkiyetindedir kayyumları. Kayyumlar hukuka uygun davranmak durumunda oldukları için böyle bir şeye izin vermediler zaten. Biz de uyardık. Anladım. Şimdi atıyorum işte vergi kaçırması ve cezalarıyla olabilir ki dediniz 80 milyon sizin tahmin ettiğiniz, hadi atalım 100 milyon. Ben de şöyle bir ters bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki bu 4 yıl içerisinde devletten 80 ile 100 milyon civarında cezalarıyla beraber bir vergi kaçırdılar. Çünkü bunun üzerine kuruyorsunuz savunmanızı. Ama 4 yılda bu 80-100 milyonu belki 2 kere, 3 kere, 4 kere de katladılar. Onunla ilgili mülk aldılar, yatırım yaptılar. Belki onu vergi olarak verselerdi o yatırımları yapamayacaklardı. Devlet bu tür şeyi de hesaplıyor mu? Artının artısını da bir ceza olarak yansıtıyor mu? Hayır. Kanunun tek bir yatırımı var. O da vergi usul kanununda sayılmış. Yani vergi cezası hesaplamaları, gecikme cezası, onların belli bir katı var. Onun dışında sen vergi borcunu ödemedin, bundan 100 milyon kazandın, hele benim de bunda ortaklığım var gibi bir hukuki düzenleme yok. Olamaz da zaten. Yani şöyle bir durum olur. Vergi kaçıran hiçbir iş yapmazsa, yani bunun bir ölçütü, objektif ve genel kriteri ölçütü bulunamaz. Dolayısıyla objektif kriter şudur: vergi cezası, gecikme cezası gibi şeylerle devlet zararını gidermeye çalışmıştır vergi ile ilgili uyuşmazlıklarda. Şimdi izleyicilerimizden Elçin Kırcalı diyor ki, Sayın Avukat, geçen gün çıktığınız bir programda 2 güne çıkacak, hatta 26 gün alacağımız var, daha da açacağız dediniz, üzerinden günler geçti çıkmadı diyor. Ben bunu izlemedim, bilmiyorum böyle bir, evet, açıklamanız var mı? Evet, şimdi bak, edebiyat literatüründe çokluktan, azlıktan kinayeler vardı. Mesela yıllar geçti gelmedin derken ben 2 günü şunun için dedim. Yani herhalde savcı Hüseyin Kaya böyle bir şey söyledi, hemen onun dediğini yapalım diyecek için söyledim. Yani söyledim. O 2 gün anlamında kullanılan bir deyim değil. 2 günü şunun için, yani bu iş çok gecikti. Bir an evvel savcılığın bu işe eğilip, çünkü bunu da anlayışla karşılıyoruz. Çünkü bir savcı değişti, itiraz süresi, yeni görevlendirme filan. Ben müvekkillerin hürriyetlerinin kısıtlanmasının bir an evvel sona erdirilmesi anlamında, bir feveran anlamında söyledim. Ben savcılığın yerine geçecek de 2 günde bırakın diyecek biri değilim. Tecrübeli bir hukukçuyum. Orada bir mecburiyetin, bir acelenin gerektiği hukuken tutuklamanın istisnai bir yaptırım, tedbir olduğunu dile getirmek anlamında, hani şimdi onun esprisini devam edersek 26 gün 32 güne çıktı gibi bir şey söyleyeceğiz. Yani bu iş çok gecikti. Yani dosyanın bir an evvel gizlilik kararının kaldırılması ve müvekkillerin tahliye edilmesi, tutukluklarının sona erdirilmesi, tamam mı? Bir bahşiş değil, efendim bir böyle iltimas değil, bir yanlış değil. Bizzat hukuka uygun davranıp ülkemizde adaletin tecellisine katkıda bulunmak anlamında övgüye değer bir şeydir de aynı zamanda. Ben bunu işlemeye çalışıyorum. Yoksa ben yargıç değilim, savcı değilim. Temennimi hukuki gerekçelerle söylerim.
Toplumda 25 yıl yatacaklar diye konuşan gazeteciler var, televizyon programcıları var. Tek onlara şunu söylüyorum. Gerçekten yanınızda hukuk fakültesi birinci sınıfına giden bir insana sorun ya. Bitiren değil, yargıç değil. 25 yıl diyorlar. Ya bunu ön yargılı olmayan hiçbir zihin tekrarlayamaz. Garip bir şey oluyor. Onun için yavaş 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 bunları söyleyenler de azaldı. Tek tük bazı metruk mahallelerden ses çıkıyor. 3-5 kişi. Ben onlara da saygı göstermek istiyorum. Eşrefi mahlukat olmaları nedeniyle. Yarın dost olabiliriz. Yüz yüze bakabiliriz. Sevgili gazeteci dostlar, ben hiçbir zihnimde kendime zarar verecek duygu barındırmam. Öfke gibi barındırmamaya çalışırım. Efendim kafaya takmam. Aynı düzlemde buluşabiliriz. Birkaç tane gazeteci ve bir iki televizyon programcısına şunu söylüyorum. Gelin bu dava nedeniyle bugün bundan önce olduğu gibi bir soruşturmanın başkaca olayları tetiklemesini, reklam geliriydi, izleyici sayısıydı, şunları bunları düşünmeden hakikat üzerinden bir paylaşım yapalım. Yarın yüz yüze bakabiliriz. Yani bu bir şeye hırslanmanın bir anlamı yok. Şimdi yine bir izleyicimiz diyor, Hava Hanım namaz kılmasını da siz mi önerdiniz diyor, Dilan ve Engin Polat'la ilgili olarak, yoksa kılıyorlar mıydı daha önceden diye. Vallahi hayır, bu bak bu sorular sorulunca nezaketen cevaplamak gerekiyor. Cevaplayınca da efendim bu davayı dini kurallara alet etti deniyor. Hadi şimdi bir soru geldi, soruyu sor. Ben soruyorum soruyu. Evet, ben namaz kılmalarını önermedim. Bana kıldıklarını söylediler. Cezaevine düşmüş insan böyle şeyler yapar genelde. İnşallah çıktıktan sonra da bir Tanrı ile ilişkilerini sürdürürler yani. Ya da o lümpen tavırlarından ve görgüsüzlüklerinden arınırlar diye düşünüyorum. Ali abi ben daha önce eleştirmiştim. Biliyorum sizin de söylediğinizi bildiğim için söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi öyle bir şey ki mazlum durumuna düşmüş, çok böyle toplumda tanınmış birinin üzerinde çokça gitmek, çokça onları böyle aşağılamak bence görgüsüzlüğün en büyüğü. Ama Hüseyin Bey söyleyin, şimdi Sıla Doğan'ın yaptığı ortada duruyor. Dilan Polat'ın ekranda yaptığı ortada duruyor. Yani o kadar da unutulacak, o kadar da küçümsenecek bir şey değil. O kadar da bunları eleştirirsek cezaevine girdiler diye üzerine gidilmiş sayılacak bir şeyler de değil yani. O kadar da bir şey demiyorum. Toplum zaten cezasını verdi. Şöyle toplum eleştirdi. Toplum ağır eleştiri yaptı. İsteksiz davrandı. Duyarsız davrandığı günler oldu. Bir ay boyunca birçok eleştiriden, birçok şeyden geçtiler. Ama bizim toplumumuz haddi aşmaları çok iyi tespit ediyor. Biraz görgüsüzlüğü cezalandırıyor. Sonra bir bakıyor ki onlar çok mazlum durumuna düştü. Bu sefer fikrini ve tutumunu değiştiriyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu insanlar şov dünyasının insanları. Televizyonlar şov dünyasının alanları. Şov dünyasında insanlar toplumun o çan eğrisindeki büyük oranı, %70 oranının dışında kendilerini sunmak zorundalar. Bu biraz da kişisel hırs, biraz da kişisel rekabet ve kavgayı barındırınca bu söylediğimiz şeyler oluştu. Ne oldum delisi olunabiliyor. Ne yapayım sorusunun cevabı fantazi olsun, şov olsun, işin ucu kaçıyor. Elbette ki müvekkiller toplumsal etik konusunda işin ucunu kaçırdıklarının farkındalar. Yani bunun öz eleştirisini ben basın açıklamasıyla yaptım. Çok net bir şekilde ortaya koydum. Tutuklanmış kişilerin genelde hiç böyle bir öz eleştiri değil. Efendim suçsuzuz duymadım, hatırlamıyorum. Yok, ben ilk defa gerçeklik üzerinden bir müvekkil savunması, aynı zamanda gerçekliğin şart olarak koşulduğu bir dosya yürütüyorum. Bu da çokça deneyimlenmiş bir hal değil. Bunun bir örnek olmasını istiyorum. Baştan yargılama yok, soruşturma sona ermemiş. Ne olacağı yargı kararıyla belirlenecek alanlarda buna dair suçumuz olabilir. Ne kadar olduğunu yargılama belirleyecek diye bir kısmını
kabul ediyorum. Bir kısmını da çok şiddetli bir şekilde reddediyorum. Bu yaklaşım ülkemizdeki hukuk anlayışına çok şey katacağını ileride göreceğiz. Çünkü çokça hukuk fakültesinde akademisyen dostumuz sağ olsunlar, biraz da beni onör etmek için yapıyorlar. Bizim bu savunma yöntemimizin ve içeriğinin yeni avukatlara belli oranda ders olabileceğini de söylüyorlar. Böyle güzel bir tarafı da oldu bu. Bu da bizi mutlu ediyor. Şükrediyoruz. Yani bu daha önce denenmemiş bir gerçeklik savunma biçimi mi? Bu anlamda böyle bir örneklik olmadığını söylüyor akademisyenler. Anladım. Mahkeme ne zaman görülecek bu tüm elinizdeki belgeler, bilgiler eşiğinde? Savcılık hala dosyaya belge, bilgi toplamakla mı meşgul, yoksa onları ne diyorsunuz, bir elemeden mi geçiriyor, tasdip mi ediyor ya da iddia makamı kendi iddiasını mı hazırlıyor? Onunla ilgili mi bir süreç var, bekleniliyor? Bilmiyoruz. Ama sanıyorum yeni delil falan oluştuğuna dair bir emare yok. Çünkü herhangi birinin ifadesi alınmış, yeni bir soru sorulmuş, bize bildirilmiş bir şey yok. Sanıyorum dosya bir aydır öyle rolantide devam ediyor. İkinci, diğer bir iki sanık için bir ikinci masak raporu gelmişti. Onunla ilgili daha bize bir beyan yok. Dosya savcının da görevlendirilmesi nedeniyle biraz böyle şey oldu, kendiliğinden öyle duruyor gibi geliyor bana. Takip ettiğim kadarıyla dosyada herhangi bir işlem yok gibi uzun bir zamandır. Başka bir şey sormak istiyorum. Demin kaçırdım. O da şu. Bu tür vergi kaçakçılığından ya da naylon fatura olaylarından cezaevlerinde yatan var mı? Yoksa buna benzer davalar var mı Türkiye'de? Görülmüş veya sonuçlanmış? Tutuklu yargılanan vergi suçu nedeniyle tutuklu yargılanan neredeyse yok gibi. Ve aslında bir iki defa böyle operasyon oldu. Ne büyük hata olduğu. Örnek vereyim. Mesela Ankara merkezli, bir ara İstanbul merkezli. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle operasyonlar vergiyle ilgili beşi geçmez. Üç tane ben biliyorum. Üçünde de avukatlık yaptım. Birinde zaten en başta avukat olarak ben bulunmuştum. Sadece avukat olarak ben vardım açıkçası 2008'de olanda. Ve şunu söyleyeyim, bu dosyanın iddianamesinin hazırlanmasında hukuki bir sıkıntı oluşacak. Bunun vergi suçu olduğu ortaya çıkarsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde vergi suçuyla ilgili genelde mecbur kalınacak. Bu 359. maddenin vasıflandırılamayacağı nedeniyle iddianamede işte vergi olayları nedeniyle başka bir suçlama, başka bir madde, genel kanundan, ceza kanunundan bir maddeyi kullanmak zorunda kalacak soruşturma makamı. Aslında işi şeye oturtma, yani bu yanlış soruşturmanın doğru bir iddianameye kavuşması için bir gayret olacak. Ama ben şunu söyleyeyim, o da en sonunda şuna gelecek, vergi hesaplaması için dosya sanık ifadelerinden sonra efendim ilk toplanacak kovuşturmanın ilk işlemlerinden sonra hele bu arkadaşların vergi suçu borcu ne kadarmış diye hesaplayın denilecek. Dosyada vergi suçu hesaplamasından sonra karara çıkacak. Şimdi Polatların aynı zamanda dükkan kurşunlatmaktan, Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatmaktan da tutuklu olduğu söyleniyor. Bu konuyla bilginiz nedir? Gerçekten böyle bir olay kamuoyuna yansımıştı. Dosyada bu iddiada var mı? Tutuklanmanın bir nedeni de bu mu? Bu dosyayla ilgisi olmayan bir dosya. Ya da ayrı bir dosya mı? Bu dosyayla ilgili bir insanın göz göre göre beni gelin yakalayın, bak ben şu suçu işleyeceğim diye bir de bando takımı tutarak bir yeri kurşunlatacağım, hele beni bir yakalayın, beni bir ifademi alın, gözaltına alın, sonra tutuklayın diyecek insan Türkiye Cumhuriyeti
şeyinde, hudutlarında yaşamıyor. Bu bir komplo dosyadır. Bu nedenle biz bu komployu yapıp da dosya haline getirip normal karakolda ifade alıp da gizli soruşturma yürütülmesinin ve bunun çok önemsenmesinin bize yapılan bir hukuksuzluk olduğunu, aslında bizimkilerin bir komploya gittiğini tespit edip karşı bir suç duyurusunda ve esas suçluların ortaya çıkarılmasında başvurularımız ve gayretlerimiz var. Emniyetimizin, devletimizin ve savcılığımızın bizim daha yerli yerinde olduğumuz, daha hukuka uygun olduğu, daha akla ve hayatın olağan akışına uygun olduğu bu soruşturmamız neticesinde bizim bu tutuklu olan dosyadan dolayı aslında mağdur edildiğimiz kısa sürede anlaşılacaktır. Z.G diyor ki poliklinik olmadıkları halde iğneli iş uygulamaktan dolayı ceza aldılar. Avukat bunu unuttu mu diye soruyorlar. Böyle bir olay var mı, onu soruyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, bazen hayatın olağan akışına aykırı düşünme biçimi, bazen öfkeden, bazen inatçılıktan, bazen de gerçekten sadece bu işi takıntı yapanların olduğu her oranda, bu çan eğrisinde %1, %1000 olabilir. Şimdi böyle büyük bir suç soruşturma dosyasında eksik olan bir şey var. Hiç şikayetçi neredeyse yok. Şimdi diğer soruşturmalar... Hiç şikayetçi yok derken... Bir iki kişi anlamında mı, sıfır şikayetçi mi anlamında? Şimdi, hiç yok derken bak, çok az anlamına da kullanılan bir cümle biliyorsunuz o. Bir şey söyleyeyim bak. Medya bu işin üzerine bu kadar gittiğinde, bu Dilan Polat, Engin Polat olayında tüketiciydi, ilişkiydi, tedavi görendi, güzelleşmek isteyendi filan, en az bir böyle milyon şeyi takipçisi, milyona yakın, 7 milyon takipçisi, 1 milyon müşterisi olan bir grubun mutlaka medya nasıl düşünmediler bugüne kadar? Bundan sonra da düşünürlerse ben söylediğim için bir gerçekliği olmayacak. 500 kişi, 300 kişi ya bu Dilan Polat ve Engin Polat'ın bize ne kadar sıkıntısı oldu filan diye talepte bulunan, şikayette bulunan, nümayişte bulunan kimse yokken bu arkadaşımızın sorusu hayatın gerçekliğiyle bağdaşmıyor. Ama kendi gerçekliği anlamında da söylüyorsa o da bizim bir vatandaşımız. Öyle zihinsel bir performansı varsa ona da saygı duyacağız. Anladım. Polis arabası olmadıysa arabaları Dilan ve Engin Polat çiftliğine... Beni uyardılar şu anda Ali abi. Poliklinik ruhsatı ve bütün işlemler de yasaya uygun yapılıyor. Tamam. Evet. Polis arabası olmadıysa Dilan ve Engin Polat'ın ve diğer tutuklu olanların şüphelilerin araçları şu anda kayyum mu kullanıyor? Yani kayyumlar mı kullanıyor? Kayyumların denetiminde mi, emniyette mi hala? Çünkü bir ara emniyetin önüne çekilmişlerdi. Emniyetin parkından alındı, kayyumların denetiminde. Şu an kayyumlar mı kullanıyor? Kullanılmıyor diye biliyorum. Anladım. Dilan Polat'la ilgili olarak akıl hastanesi, akıl sağlığı ile ilgili bir rapor alma girişimleri ya da akıl hastanesine yatırıldığıyla ilgili haberler çıktı. Bunun durumu nedir? Hemen birinci kaynaktan öğrenelim lütfen. Şimdi ben Hürriyet gazetesindeki muhabir dostumuza bir kısa açıklama yapmıştım. O kısa açıklamanın gerçekliği ile ilgili bir haber yapmış idi. Dilan Polat'ın psikolojisi, efendim çocuğundan ayrı oluşu, cezaevi koşulları, efendim saldırıların, iftiraların çokluğu, uydurulan haberlerin ondaki etkisi nedeniyle psikolojik rahatsızlığı had safhaya ulaşmıştı ve o da sanıyorum biyolojisini, bedenini etkiliyordu. Bana abi, eklem yerlerimin ağrısından duramıyorum, sabaha kadar hiç uyumadım. Sonra ben onunla sohbet ettikten sonra şeyi de gördüm. Yüzünde uyuşmalar olduğunu fark ettim. Çünkü konuşurken yüz ifadesinde ya uyuşuyor mu biz falan diye biraz şey yaptım. Sonra gerçekten yürümek zorluğu çekiyordu. Mesela o benimle görüşme kulübesine gelmek için psikolojik böyle olamaz mı onlar Hüseyin Bey? Efendim? Psikolojik nedenlerle bir de
bu tür fenomenler Dilan Polat gibi botoks ya da estetik sürekli yaptırıldığı için, cezaevinde olduğu için bunlar yaptırılamadığı için de etkileri olabilir mi? Yoksa sizin dediğiniz gibi bir akıl sağlığı ya da psikolojik sağlığının bozulmasından kaynaklı şeyler mi? Ya hepsi birbirini tetiklemiştir diye düşünüyorum. Çok teknik bilmiyorum ki. Yani onlar yeniden bu estetik. Anladım. Tam bir, ama birbirini tetikleyen bir durum var idi. Ama ben bunu sordum da yani o belirtileri sordum. O arada yüzünde kısmi felç olabilir diye söyleyen danıştıklarım da oldu. Bu bilimsel tam anlamıyla bir şey değil ama müvekkil adına endişelendiğim için bunu paylaştım. Cezaevin yetkilileri de sağ olsun talebe binaen belki ilaçların dozajı, belki başka takviye ilaçlar veya kullanılan bir ilacın azaltılması veya kullanılmaması gibi yeniden bir değerlendirme için hastaneye gitti. Bugün ziyaret ettim. Tekrar cezaevine dönüşü yapıldı. Bugün ziyaret ettiğimde hani sevenleri de duysun. Dilan Polat, benim onun avukatlığını almam için henüz gözaltına alınmadığı ilk günkünden daha sağlıklı, daha enerji dolu, daha muhakeme gücü yüksek, daha basiretli gördüm. Çok da mutlu oldum. Çok sağlıklı gördüm yani. Evvelkinden de sağlıklı gördüm. Yani bir akıl psikolojiyle ilgili olarak dışarıda bir kontrole ya da bir rapor almak üzere gidilmedi. Öyle mi anladım? Eksik Hayır, mi anladım? Hayır, böyle bir şey yapalım. Yani sadece tutukluluğun sona erdirilmesi gibi bir kısa çözüm için bu yöntemlere Hüseyin Kaya hiç başvurmaz. Hayatın gerçeğinden ve hakikatinden asla vazgeçmemiş bir adam. Müvekkiline bunu yaptırmaz. Bir böyle bir niyetimiz olmaz. Çünkü Dilan Polat suçu kadar cezasını çekebilecek bilincinde biri. Ben de onu tavsiye ediyorum. Ama suçu olmadığı konuları da yıkıp geçecek derecede cesur. Avukatı da öyle. Biz bu işin altından suçumuzun karşılığını çektirerek ama olmayan suçumuz için direterek toplumunda yeniden var olacak. Yeniden iş yapacak. Biraz daha fazla belki hayır işi yapacak. Biraz daha olgun şeyler yapacak ama çok daha başka sektörlerde çok daha büyük işler, memleketine faydalı, daha aklı başında işler yapacak. Ben öyle bir müvekkili nasıl akıl sağlığıyla ilgili bir düzenin öyle bir şeyin içinde, bence çok kişiden daha da akıllı yani. Neden o şeyi gerçeği görmeyip de ya gel sana şöyle bir yöntem deneyim. Mümkün değil bu. Bu akıllı adam işi bile değil yani. Anladım. Bir izleyicimiz diyor ki siz 5 ay önce açılmış bir bayi için yeni bayilik vermiş gibi açılış yapıyorsunuz. Oysa otel bayi toplantısında geçen hafta bütün bayiler tabela indireceğiz demiş diyor bu ZG. Mutlaka konuyla ilgili bilgi sahibi ya da bu bayilerden biri mi diye merak ettim. Bayilerin hepsi enteresan güzel insanlarla tanıştım bu dava nedeniyle. Bayilerin büyük çoğunluğu öyle bir tevekkül halinde, kendileriyle iş ortağı olan müvekkillerin desteklenmesi, sabredilmesi, hatta zarara girme pahasına çok büyük sabır gösterdiler ve esas itibariyle de bu konuyu sonuna kadar sürdürdüler. Şimdiye kadar medya o lehvalar, o kapatmaları haber yapmada hiç gecikmedi. Bu Türk toplumunun sıkıntıya düşmüş arkadaşları, ticaret olur, başka siyasi olur, arkadaşlıklarının hala çok canlı olduğunu gösteren bir örnektir. Hiçbir şey kapatılmış değildir. Hiçbiri de bunu indirelim, kapatalım dememiştir. Toplantının içeriğiyle ilgili kendisine giden kulis doğru değildir. Toplantıda ne olduğu, ne olmadığı kayyumlarımca da biliner. Ve esas itibariyle bu arkadaş bunu diyorsa, bu yeni şubeyi açan biz değiliz. Gitsin kayyumu suç duyurusunda bulunsun. Kayyumun inisiyatifini eleştiriyor. O kadar biraz bence objektif davranmıyor ki bir an kimi suçladığını düşünmeden çakacak ya bize hıncı var belki. Belki de böyle. Bunu kayyumla... Size niye hıncı olsun Hüseyin Bey? Kimse sizi tanımaz ki. Beni demiyorum zaten.
Şimdi kayyum açtı ZG. Gidip yarın suç duyurusunda bulun, bana da vekalet ver. Üstlenecek bak, misiniz lütfen, davayı? Lütfen objektif yani olalım. Müvekkilinize karşı bir dava mı yürüteceksiniz? Hayır, müvekkil suçlu değil ki. Şeyi, şubeyi açan müvekkil değil ki. Kayyuma karşı yürüteyim. Şube açmış, onu bizimkiler cezaevinden gelmiş şubeyi sanki onların inisiyatifiyle açmış gibi diyor. Yani şunun altını bir çizelim isterseniz. Bu şirketler kayyumda sevgili arkadaşlar. Şirket sahipleri kayyuma müdahale edemiyorlar. Bildiğim bu değil mi? Yanlış değil Hüseyin Bey. Aynen böyle. ZG bundan bir şey sonra daha söyleyeceğim. Şirket sahipleri aynı zamanda 200 milyon nakit para var. Bu para faizle işliyor. Şirket sahipleri ihtiyaçlarını giderebilmek için de kayyum onların hayatlarını idame edebileceği bir parayı veriyor mu? Hayır, vermiyor. Vermiyor mu? Yok. Dilan ve Engin Polat hayatını nasıl idame ettiriyorlar? Tüm mülklerine, tüm nakit paralarına, araçlarına el konuldu. Eş dost diye bir kavramı var bu ülkenin ve bu toplumun. Yardım ediyorlardı. Anladım. Feyza Altun demiş ki Duygu Türkoğlu söylüyor. Kendisi aslında şube sahiplerinin vazgeçtiklerini, şu an açılan şubelerin gövde gösterisi olduğunu iddia ediyormuş Feyza Altun. Duygu Türkoğlu'nun yazdıkları. Feyza Altun'un iddialarını biliyor musunuz? Öyle sorayım o zaman soruyu. Ya ben kendisini takip etmiyorum. Anladım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ne zamandan beri takip etmiyorum? Müvekkillerin kendilerini savunmak için atmış oldukları evrensel adalet ilkelerini talep etmeleri üzerine bunların haddini aştıklarını söyleyerek bir hukukçu olarak gelin bunları linç etmiştik yetmedi biraz daha linç edelim diye tweet attıktan sonra bir meslektaş olarak yani onunla benim zihinsel şeyim bitmiştir yani. Takip etmiyorum kendisini. Yolu açık olsun. Anladım. Ayağına hukuk değmesin. Ayağına hukuk değmesin. Avukatlığını üstlenirsiniz. Yok. Dilan Polat çocuklarını görebiliyor mu? Bildiğim kadarıyla her şüphelinin, her tutuklunun ya da her hükümlünün 5 kişilik bir liste verdiğini biliyorum savcılığı. O 5 kişilik listeden ancak ziyaret edilebiliyor. Çocukları geliyor biliyor. Geliyor mu cezaevine yoksa Dilan ve Engin Polat çocuklarının cezaevine gelmesini istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Öyle sorayım. Ayda bir görüyorlar Ali Bey. Ayda bir görüyorlar. Geliyorlar yani. Bu konulara çünkü bir ara o bir soru kamuoyuna yansımıştı. Çocuklarını görememekten kaynaklı olarak içeride psikolojik problemler yaşadığına ama yönelik olarak öyle haberler çıkmıştı. Çocuklar küçük olduğu için gelip 20 dakika annesinin babasının yüzüne o şey oluşana kadar zaten süre azalıyor filan. Yani Türkiye'de bütün anneler için söylüyorum. Sayın Bakanlığa, Sayın HSK'ya, Sayın Meclisimize, Sayın Cumhurbaşkanı'na. Türkiye'de bir iki suç tipi hariç hangi suç tipi olursa olsun Türkiye'nin geleceği açısından, çocuklarımızın geleceği açısından hiçbir annenin çocuğundan ayrılmamasını hem ceza politikamız açısından hem kamu düzenimiz açısından, ülkemizin birliği, dirliği açısından ben uygun görmüyorum. Gelişen anlayış bizim Anadolu ruhu ve mayamız bunu gerektirir. Yeni bir yasal düzenlemeyle zaten Sayın Bakanımız evleviyetle çok ciddi ihtiyaçları, somut ihtiyaçları teker teker tespit ediyor. Bizim de önerilerimizi dikkate alıyor yargı reformunda. Mesela bizzat benim şahsi önerim ciddi alındı. Mutlaka az suç işleyenin bir günde olsa cezaevine girmesi gibi bir düşüncem vardı ki suçlar azalsın diye. Bir günden de bir şey olmaz diye düşünmüştüm açıkçası. Ben şimdi annelerden çocuklarını ayırmayalım. Yani şu iki yıla kadar ceza alanların suçunun ertelenmesi, cezaevine girmiyorlardı. Son şeyle Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla bunların cezaevine girmesine yönelik olarak 3 aydır 2 aydır tamam, neyse. Bu önerme size mi ait Hüseyin Bey? Bakanımız çok günü fazla söyledi. Ben her ay için bir gün demiştim. Burada sembolik bir
şeyden bahsetmek istiyordum ben. Her ay için bir gün. Yani cezaevinin ne olduğunu biz avukatlar, avukatlık mesleğe bitene kadar böyle ortalama bir hesap yapmıştım Ali abi. Bizim 2 yıl 3 ay 2 yıl 6 ay gibi meslek bitene kadar müvekkilleri ziyaret bekleme nedeniyle infazımız var. Hiç suçumuz olmasa da böyle mesleki bir şey yani var. Bunu biz hani 2 yıl ceza alanlara ayda bir diyorsunuz ama ben savcı, hakim ve avukatların da mutlaka cezaevi evet. görmesi gerektiğini düşünenlerdi. Evet, doğru. Hakim ve savcı stajyerleri. Yani biz 2 yılda onlar görsün ki karar verirken daha adil tamam. olsunlar diye. Evet. Hakim ve savcı stajyerlerini 10 gün içeri atmak gerekiyor. Biraz espriyle söyleyelim. Hanyayı Konya'yı görüp de öyle karar versinler diye. Bizi de atmak gerekiyor avukatları. Belki biz en azından savunma yaparken ona göre yapılır diye düşünüyorum. Bu şimdi Kazım Bey demiş ki demin siz de ona farklı bir şekilde söylediniz. 1-2 tane katalog suçlar dışında dediniz. Ben hangi suçları kastettiğinizi anladım ama asıl olay şu. Yani cezaevlerinde anneleriyle beraber 600'e yakın çocuk var. Toplum çok bu gerçeğin farkında değil. Yani o anneler çocuklarını dışarıda bırakamayacakları için, bakacak kimse olmadığı için, hangi suç olursa olsun annelik hakkının her şeyden daha kutsal olduğunu, o çocukların da sadece o anneye ait değil, aynı zamanda da devlete ve topluma ait olduğunu düşünerek o çocukların belirli bir yaşa kadar ceza infaz ertelemesi yapılarak, en azından bilmiyorum hangi suçlarla ilgili o ama nedir teknik olarak bilmediğim için söylüyorum Hüseyin Bey. Bunlar yapılabilir yani devletin vicdanı adalet yani kimse bana ötesini falan anlatmasın Hüseyin Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim bu ceza politikası ile ilgili bu mesele bir program konusu Ali Bey. Onun için ben böyle kısaca söylüyorum. Olabildiğince bir sürü suç tipimiz var bizim suç tasnifimiz var. Şu an devletin en hassas olduğu, yargının en hassas olduğu tüm kamu düzeniyle ilgili 1-2 tanesini istisna tutma nedenim şundandır. Bu konu konuşulsun ve büyük oranda anneler, çocuklar cezaevi koşullarında değil, dışarıda belli ölçülerde adli kontrollerle özgürce ve çocuklarını yetiştirebilme hakları bence devletin aileyi ve çocuğu koruma emrinin daha öncelikli olduğunu düşünüyorum cezalandırma yetkisinden. Devletin yargısal faaliyetinden önce gelir temel hak ve özgürlükler ve sosyal adalet kuralları. Daha üstte bir normdur bunlar. Dolayısıyla çocuğun ve ailenin korunması devletin cezalandırma politikasından çok önce kutsal bir şeydir. Ben onu anayasaya uymayı davet ediyorum. Bütün çocukların da anneleriyle birlikte tahliyesini istiyorum ben. Bunu geçen de söyledim. Burada ikircikli davranamam. Kesinlikle. Bunu bu dosyadan önce de söylüyordum ben. Bunu bu dosyadan anladım, önce de söylüyordum. Yani sadece bu davayı üstlendiğiniz için bir ilkesel duruş değil. Bu önceki bir ilkesel duruşunuz aslında. Benim yazılarıma, televizyon programlarıma baksınlar. Daha hiç kimsenin lafı ağzını almadığı dönemde dedim ki devlet beraat ve takipsizlik kararı verdiğinde bunun neliğine, sanığın durumuna, suçun vasfına bakmaz. Devletin en yakışıklı fotoğrafı kendi takipsizlik kararına ve beraat kararına uymasıdır. Biz devleti böyle ancak somut olarak görebiliriz. Böyle devletle köşe başında karşılaşabiliriz dedim. Bunu daha kimse demeden dedim. Evet. TRT'de dedim, ana haberde dedim ben bunu. Dilan ve Engin Polat cezaevinde görüşebiliyorlar mı? Böyle bir olanakları var mı? Ayrı ayrı cezaevlerinde olduğunu biliyorum. Bilgim yanlışsa lütfen düzeltin. Haftada bir görüşüyorlar. Bu konu beni çok sıktı. Ben zaten görevimi yapıyorum. Çok merak edilen bir konu. Bugün fenomenlerin genel yapısını ve siyaset konuşacaktık. Bizim başka konuşacağız. Daha vaktimiz var. Konuşacağız, vaktimiz var. Çok soru var. Hem izleyicilerimize de saygısızlık olmasını istemiyorum. Tekrar ısrarla soruyorlar. Neden cevaplanmadı diye. Mahkemeye ne zaman çıkacaklar diye soruyorlar. Tekrar ısrarla.
Bunu savcılık dava iddianameyi hazırlayınca bilir. Benim görev alanımda değil. Mahkemede ne zaman uygun görürse ben bilmiyorum. İzleyicimiz yine ısrarla soruyor. Ben mi kaçırdım? Halbuki Hüseyin Bey anlattı ama cezaevinde ruh sağlığı ile ilgili bir yerde falan yatmıyor Dilan Polat şu anda, değil mi ya Hüseyin Bey? Ne dedin? Duyamadım efendim. Dilan Polat ruh sağlığıyla psikolojik olarak bir hastanede falan değil, cezaevinde şu Hayır, anda. Ruh sağlığıyla ilgili bir problem yok. İlaçları ile ilgili bir düzenleme oldu. Bir tetkikten geçti ve çok sağlıklı bir durumda şu an. Cezaevine girdiğinden daha sağlıklı durumda. Yani epeyce daha yatabilme potansiyeli var. Geçen hafta bir otelde franchise toplantısı yapılmış. Bayilerden aylık bayilik ücreti nakit istenmiş. Bayilerin hepsi tabela indireceklerini bildirmişler. Böyle bir toplantı konusunda siz böyle bir toplantıya katıldınız mı? Böyle bir toplantıdan haberiniz var mı? Bu iddia doğru mu? Benim öyle bir bayi olmadığım için işimin olmadığı konularda fazla karışmıyorum. Öyle bir şey duymadım. Öyle bir şey yapılması da uygun değil zaten. Bilmiyorum ben. Yani anladım. Bayilerden neden böyle bir şey istemişler bilmiyorum zaten. Bilmiyorum, bu konuda bilgim yok. Anladım. Sevgili Gerçek TV izleyicileri, yaklaşık şu anda canlı yayında 1800 kişi var. Canlı yayını izliyor. Lütfen yayını beğenmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda da lütfen Süper Chat'ten ve Süper Sticker'dan destek olmayı unutmayın. Tabii zorunluluk değil yani, ama abone olursanız sevinirim. Ali abi, takip edelim. Ben evet, yayını beğenirseniz de çok seviniriz. Dostlarınız da paylaşırsanız da seviniriz. Evet. Tabii sizi ilgilendiren bir mesele değil ama merak ediyor izleyicimiz. Ben de kim olduğunu bilmiyorum. Önce onu söyleyeyim. Avukat Bey'e sorar mısınız? Özlem Öz aynı suçlarla suçlanırken neden dışarıda, teptirse neden Dilan Polat gibi yargılanmıyor demiş. Bunun aynı diğer fenomenler var. Oraya geçeceğim hemen. İsterseniz bu soruyla fenomenler meselesini birbiriyle bağlayabilirsiniz Hüseyin Bey. Bunu bilmiyorum ki Özlem Öz kim diye. Ben de bilmiyorum. Fenomenler gerçeği nedir? Evet. Ya şimdi biliyorsunuz modernizm, postmodernizm diye felsefe, sosyoloji konuşuluyor. Yani seyircilerin kafasını bunlarla yormayalım ama özellikle son modern yaklaşımlardan sonra son 100 yıl dünyanın son 10 bin yılından daha hızlı değişti. Yani efendim bakır devri, çağ devri, şu bu. Neredeyse son 20 yılda aslında bir kategori yapsak Ali abi, çok ciddi bir değişim yaşadı insanoğlu. Yani bilgisayara geçti. Son 250 yılda aynı yaşıyorduk. Yani geriye doğru 7 kuşak aynı yaşıyordu. Birden 80 sonrası, 90 sonrası hem siyasal olarak hem de teknolojik olarak inanılmaz devirler yaşadık. Bence akıllı telefon devri diye bir şey diyecekler bence. Cilali taş devri gibi. Yani ve bu insanı kendimiz yaşadığımız için bu farklılığı henüz içselleştiremedik. Anlayamadık da. Şimdi bunlar neler getirdi? Farklı yaşama biçimleri getirdi. Yeni tarzlar getirdi. İşte bunlardan bir tanesi de fenomenler dediğimiz bir şey. Yani tarifi çok zor ama içerik olarak şu. Toplumun bir kesimini takipçi yapıp kendi hareketleri, yaşamıyla, giydiğiyle, söylediğiyle, beğendiğiyle etkileyen bir aktör bu. Ve toplum da hiç bilmiyordum bu kadar. Bu davadan sonra öğrendim. 200 bine yakın küçüklü büyüklü fenomen var. Bunu da şundan öğrendim. Fenomenleriyle iletişimde olan ajanslar var. Satışlar veya buna benzer faaliyetler nedeniyle ücretler alınıyor, şu bu. Esas itibariyle bunun vergisel boyutu ve suçlama boyutu, fenomenlerin ne yaptığına dair soru, devletin hayatı yakalayamamasından kaynaklanan, gecikmeden kaynaklanan merak. Operasyonların temel nedeninin sosyolojik ve kriminal altyapısı bu. Bu fenomenlerde kim ve ne yapıyor sorusu gecikmeli olunca bunlar ne halt karıştırıyor da döndü. Daha önce de şu vardı Ali abi, ben avukatlık yaptığım için biliyorum. İnternet üzerinden bundan 10-15 sene başlayan satışlar. Çin'den mal getirip satışma. Ben şunu biliyorum, söyledim bir gün.
endüstri mühendisliği gibi bir bölümde okuyan öğrenciler, tıp gibi bölümlerde okuyan öğrenciler kısa yoldan köşeyi dönelim mantığıyla o güzelim okulları bitirip mal alıp sattılar yani. Kauçuk getirdiler, akıllı telefon, televizyonlu telefonlar, değişik saatler filan veya daha kapsamlı şeyler. Sonra vergi dairesi dedi ki ya bu dijital platform üzerinden geliyor gidiyor, gümrükten bir sürü mal geliyor. Bunlar gümrük vergisine tabi olmuyor ve normal ticari vergiye tabi olmuyor diyor. Fark edince düzenleme yaptılar. Şimdi bizde her şey önce işliyor sonra geliyor mevzuat biliyorsunuz Türkiye'de. Normalde de budur Ali abi aslında yani. Yok yani, dünyada örnekleri varken o örneğe yönelik olarak önlem alabilirdik Hüseyin Bey. Ha tamam. Evet. Bunu ıskaladım. Yani onlar bizden 15 sene önce görmüşlerdi diye söylüyorsun. Tamam. Ama Türkiye için 4-5 sene sonra dediler ki ya ticaret oluyor bu işte. Her ticaretin olduğunda mutlaka vergilendirme olur diye takip edildi. Belli ölçüde Maliye Bakanlığımız, yasama organı bu tür şeyinde ticaret olduğunu tespit etti ve normalleşti yani mükellef falan oldu. Fakat şimdi bu fenomenler dediğimiz hikaye yine bir gecikme oldu. Sonra da bu fenomenler kim, niye? Fenomenlerin sadece satış yapan aktörler olmadığı, hayat biçimi de öneren aktörler olduğu abi. Sakalıyla, giydiği pantolonuyla, davranışıyla, ideolojik belki tutumuyla, etik değeriyle fenomenler diye bir gerçeklik var imiş. Şimdi ben de şunu düşündüm. Ya bu fenomenler ne yapar sorusu eğer kriminal operasyonlarla yani savcılık operasyonuyla yapılırsa bunun ucunu getiremezsin meraktan, efendim emniyetten filan. Kardeşim bu fenomenlerin sosyolojik tarafı, bireysel tarafı herkesten farklı olmayı becerip 50-60 bin kişi, 100 bin kişi, milyonu 7 milyona kadar arkasına takipçi takan insanlar. Bunlar becerikliler, farklılar, yeni bir şey üretip insan kardeşlerini kendilerinin ilişki biçimine, duygudaşlığına taşıyabilmiş becerikli insanlar. Türkiye'nin ilk %10 becerikli insanları yani bunlar. Bu anlamda baktığımızda fenomenleri bu kadar ötekileştirmenin anlamı şudur. Bir zamanlar Türkiye'nin ilk %1'ine giren üniversite öğrencilerinin düştüğü durumdur. Şimdi bu fenomenler başarılı tipler. Yoksa 50 senedir Türkiye'de siyasi partisi 30-40 bin oyu geçmeyen siyasiler var. Fenomenler onlardan başarılı. İnsanı ikna etme sanatı diyeceksek buna fenomenler hepsinden başarılı. Bende şöyle bir şey oldu. Fenomenler şimdi beni arıyorlar. Abi sen hani bu işte ilgileniyorsun, bize yardım et. Toplantı yapıyoruz filan. Bunlar suç sayılmaz. Yani avukat yapıyor çünkü. Sakın yarın da sosyal medyada avukat Hüseyin Kaya fenomenleri topluyor demeyin. Gülünecek duruma düşersiniz yani. Şöyle yapalım. Fenomenler sizi topluyorlarmış Hüseyin Bey. Evet, fenomenlerden çok kişiyle görüşüyorum. Ben de dedim ki arkadaşlar ey fenomenler, siz bana fenomenliği anlatın. Ben de sizin ne yapacağınıza dair bir şeyler söyleyeyim. Size de hukuki bilgiler vereyim. Evet. Karşılıklı şey yapalım dedim. Hüseyin Bey, hepsi bir araya gelirlerse sizi uçururlar, önce onu söyleyeyim. Geldik. Beni tamam, o zaman yakında Hüseyin Kaya hukuk alanında fenomen olursa şaşırmayacağız. Ya yaş 35 olsaydı. Ya fenomen... Hüseyin Bey çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu fenomenlerle ilgili söylüyorsunuz. Sosyal medyada, Twitter aleminde çok yüz binlik milyon takipçisi olanlar bir tweet'i 20 bin liraya atıyorlar. Diyelim ki sizinle ilgili bir tweet atacaklar değil mi? Retweet yapacaklar ya da onu allayıp pullayıp farklı bir şekilde şey, 20 bin lira bir tweet düşünün. Günde 5 tane tweet attığınızda 100 bin lira, ayda 3 milyon. Paraya bakın. Yanlış yaptın, 9 milyon. Faturasız bir de. Naylon. Ya 3 milyon faturası. Ya karıştırdım vallahi, çöp kafam da gitti. Yani günde 5 tweet 20 binden 100 bin lira, 30 günde 3 milyon. Paraya bakar mısınız lütfen? 5 tweet sıcak simit gibi bir şey oldu. Şimdi ama böyle ya, ben şok oldum. O zaman sorun şu, fenomenlerin siyasi duruşu ya da bilmem neyi falan yok aslında. Parayı bastır, istediğin gibi tweet attır. ya da sözünü dinleyecekleri bir abiye ihtiyacı var falan gibi beni de avladılar biraz. Evet, aynen öyle. Şimdi bir fenomenler platformu
oluşturulması gerekiyor. Bu fenomenler platformunda ey fenomenler, hukuk yasalarımız şudur. Bak, Türkiye'nin ortalama bir çan eğrisine göre etik, ahlaki, geleneksel değerleri var. Devletimizin bir kamu düzeni var. Bu kamu düzenini sağlarken şu var. Devletimizin kutsal gelirlere ihtiyacı var. Oğlum dinleyin. Bunları da ödeyin. Tamam mı? Yeteneklerinizi de yükseltin filan gibi nasihatlere ihtiyacı var. Ama fenomenlerin o yüksek şeyleri bunu kabul eder mi etmez mi, ama ilk defa buluşuldu. En önemli 20-25 tane fenomen bir araya geleceğiz. Yemek yiyeceğiz. Bunda herhangi bir Şampiyonlar Ligi fotoğrafı yok. Bir saniye. 15-20 fenomen bir araya geleceğiz dediniz ama siz fenomen değilsiniz. Ben fenomen olmayan olarak burada. Ya cümleyi aman yanlış kurmayalım, onun için söylüyorum. Fenomenlerle ilgili söylediniz. İlginç. Tabii benim de işte cezaevi ile ilgili astroloğu düzenli olarak Dilan Polat'ı ziyaret ettiği söyleniyor. Yani o 5 kişilik ziyaretçi listesine Dilan Polat astroloğunu da koymuş. Hatta eşime dedim ki ya şu astroloğuna ulaşalım da yayını alalım. Nedir durum diye. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Diyor ki Dilan Polat'ın astroloğu 15 Ocak'a kadar çıkacak dedi. Çıkacak mı? Sorar mısınız diye sorayım. Astrolog öyle demiş. Avukatı ne diyor bilmiyorum. Valla astrologlarda şimdi merhabamız oluştu ama genelde psikolojik şeylerle entelektüel bir hanımefendi benimle avukatıyla görüşüyor görüşmüyor değil. O kişi ben değilim. Bir yanlış anlama bir ara olmuştu. Problem kalmadı. Şimdi astrolog, ben de astroloji nedir, o da hukuk nedir diye bir sohbet ettik. Bir araya geldik. Şöyle de bir fotoğraf verdik işte, beraber güçlüyüz falan bir slogan. Şems de Mevlana olayı burada değil değil mi? Ben hemen başka bir gönderme yapıyorum. Abi konu bak, bunu açarsan bitmez bu program. Yok hayır sadece genel bir gönderme yaptım. Şeyi attım, evrene gönderdim. İnşallah geri gelir. Evren de bu sıra çok bunalımda. Herkes evrene bir şey gönderiyor. Hüseyin Bey ısrarla soruyorlar. Danışmanlık ücretiniz nedir? Öğrenmemiz mümkün mü? Sorar mısın? En az 50 kez yazdı bunu da sorayım bari. Bu neyse baronun belirlediği rakamlar galiba değil mi? Öyle oluyor. Hayır, yani çok benim alacağım ücreti söylemem doğru olmaz. Ama ahlaki olmaz. Hatırı sayılır bir tahliyeden sonra ücret vereceklerini düşünüyorum. Bir de 2 koli krem, 3 koli efendim şey boyası, efendim neydi başka verecektiniz? Burada bir sosyal medyada satar, şeyde siz de internette satar, oradan para kazanırsınız. 2 sakal boyası. Sakalınızı boyatıyor musunuz Hüseyin Bey? Ya siz hiç ihale alana kaç komisyonla aldığınızı sorma cesareti göstermiyorsunuz da beni yakaladınız efendim burada biraz. Ben sormuyorum hayır. Ben hayır, onu şeyde bulmuyorum ayrıca. Yani biz farklı bir çekimde sorarım ama. Vallahi yeni iki takım elbise aldılar bana. 5 tane. Hüseyin Bey gözaltı kremi ister misiniz diye sormuşlar. Yok, ben böyle çok yakışıklı göründüğümü söyleyenler oluyor. Ben de farkındayım zaten. Hiç ekleme falan yok. Bak şuradaki çizgilerle ilgili öneri de bulundular. Yukarıda şey bu gözler falan. Yani ben doğal olarak çok etkili. Botoks yapıyorlar onlara. Şey gibi oluyorsunuz. Evet. Dümdüz oluyorsunuz böyle. Mermer gibi. Evet. Garip duruyorlar. Evet. Yerel seçimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz Hüseyin Bey? Şöyle, Türkiye'de muhalefetin olmadığı bir seçime gidiyoruz ilk defa. Bu iktidarın başarısı gibi görünse de iktidarın en büyük başarısızlığı olarak değerlendirilecek. Ben iktidarın aynı zamanda negatif tarafı olduğunu düşünenlerdenim. Kesinlikle katılıyorum. Siz farklı kavramla ifade ettiniz. Türkiye'de ilk defa muhalefetsiz bir seçim bu kadar yaşayacağız. Şimdi AK Parti'nin muhalefetle kendini mukayese etmesi nedeniyle rahat bir zamanı oldu 20 yıl boyunca. Fakat AK Parti kurulurken kuruluş amaçları ve temeldeki zihin mekanizması olarak biriyle mukayese edilmesi gerekmeyen bir anlayış ve partiydi. Kendi kendisiyle yarışması gereken bir partiydi. Dolayısıyla tembellik, hayatın başka türlü getirdikleri nedeniyle
CHP'yi yenersen başarılı oldum diye düşünmekle çok büyük zihinsel bir tembelliğe itti kendini. AK Parti'nin kendini kapsayarak aşarak Türkiye'yi başka bir yüzyıla taşıma performansı çok azaldı. Efendim böyle yerel seçimleri kazanmak efendim bir şeyi değiştirmiyor. Fakat enteresan bir şekilde Ekrem İmamoğlu konuşulacak en önemli konu yerel seçimlerde filan. Şimdi hiçbir seçenek olma ihtimali Türkiye'ye vermedi. Efendim AK Parti performansında bir belediye başkanlığı bile yapmadı. Çünkü sebebi şuydu. Seçimi belki kazanır kazanmaz. Ama bu benim söylediğim gerçekleri değiştirmiyor. Türkiye'de AK Parti'ye karşı bir seçenek oluşturma yeteneği hiçbir siyasi organizasyonda yok. İYİ Parti'nin hali de bu. Efendim, ideolojik olarak veya daha çok sıkı şartları ve kuralları olan Yeniden Refah Partisi gibi partilerin de AK Parti'yi aşabilme potansiyelleri, o periferiyi toparlama halleri yok. Bak herkes bekliyor ki o cenahta Erdoğan'a bir şey olsun veya AK Parti kendi kendine bir şey yapsın da biz de oradan şeyi toplayalım diye. Fakat bu doğru bir siyasi beklenti değil. Dolayısıyla biz AK Parti'nin kendi kendini kapsayarak aşamaması üzerine fikri bir hareket olarak başlayan varoluş hareketi gibi bir temiz başlangıç kurduk. Çünkü biliyoruz ki muhalefet hiçbir şey üretemeyecek. AK Parti'de rakibi olmadığı nedeniyle zihinsel tembelliğine biraz pratik de savrulmalar yaşıyor. Görüyoruz zaten. Sistemi değiştirmek için yola çıkanların sistemin kendisi, statükonun kendisi olmaları başka bir trajedi galiba Hüseyin Bey. Evet, onu şöyle kutsal kitaptan sevgili Muhammed'in dilinden bize söylenilen iki şeyle bağlayalım. O çıkılmaz bir parantez içine alalım. Bu da güzel olacak. Bir, diyor ki Kur'an onlara diyor, yani yanlış yapma hevesi içinde olanlara diyor, yaptıkları güzel gösterildi diyor. Allah Allah, ne güzel yollar yapıyorum dendi, hastaneler yapıyorum dendi filan, harika şeyler yapıyorum. Kur'an diyor ki onlara güzel gösterildi filan. Tamam, bu bir eleştiri. Bu şimdi bizim Ekrem Bey'e de aynı güzel gösteriliyor. Hatta ona daha güzel gösteriliyor filan. Dolanıyor filan fıstık. Bana dava açar mı? Ama kelimelerimi çok uygun seçiyorum. Dolanmaktan sonra. Davalık bir şey söylemediniz şu ana kadar. Evet, bilerek söylüyorum yani. Şöyle, şimdi bir de şu var. Ben de hukukçu oldum, görüyor musunuz? Hemen sizinle evet, konu. Evet, burada evet. Davalık bir şey yok Hüseyin Bey. Ama gazeteci olarak zaten o refleksi biliyorum. Ne kadar ne kullanırsak davalık olur. Beş aşağı beş yukarı mahkeme salonlarından tecrübem var benim de. Evet, şimdi ikinci değişmez varoluş kuralı da şu. Yaptıkları işler onları rehin aldı. Yani şimdi mesela AK Parti, iktidar partisi, Cumhur İttifakı ne derseniz deyin. Şimdi yanlışlar üst üste gelince muhalefete bile ihtiyaç olmadan mesela bir adamını tutuklatmak zorunda kalabiliyorsun. Görevden alıyorsun. Efendim bu nasıl işler yaptı diyorsun. Ne oluyor? Önce güzel görünen işler nedeniyle yaptıkça yapasın geliyor. Sonra o işleri toparlayamayınca da onlar seni rehin alıyor. En yakınını siyaset dışına bırakmak zorunda kalabiliyorsun. Veya efendim toplumun gözündeki bir siyaseti devre dışı bırakabiliyorsun. Veya ne bileyim yapılan bir işi sorgulatmak zorunda kalabiliyorsun. Bu Türkiye'nin, AK Parti'yi eleştiriyorum ama o olduğu için söylüyorum. Bu Türkiye siyasetinin asla içinden çıkamadığı bir durum. Onun için şöyle bir şey söyleyeyim. Siyasette ideolojik tutumlar, dini tutumlar, efendim yüksek düzeydeki vatanseverlik, milliyetçilik, kemalizm filan bizim siyaseti boğmuş durumda. Neden? Çünkü onlar bize objektif bir zihin durumu ve özgür bir vicdan bırakmıyorlar. Hayatın değişimine karşı 100 yıldır kemalizm. Efendim hayatın değişimine karşı Cenab-ı Hakk'ın söylediği la havle ve la kuvveteyi unutup 1000 yıldır aynı mezhepte diretmek. Hangisi kuşatıcı? Ya bu çağdaş zamanında çağdaş adamların hayatın dinamini yakalayan fetvalarını şimdi uyguladığımızı görseydi İmam-ı Azam yeni bir şerh yazardı. Yani Türkiye'de zihinsel
çok ciddi bir objektifliğe ve vicdan özgürlüğüne kendimize karşı var, gerekiyor ve bunu aşabilecek bir pratik insanlığın deneyiminin hiçbirini yok saymadan, vahiy ise vahiy, akılsa felsefe ise felsefe, tarihsel birikim, kültür dediğimiz ve bilim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Cenab-ı Hakk'ın insanlara göndermiş olduğu ve bir insana dayanmayan soyut bir peygamber bilim. Bu algıya gelmemiz gerekiyor. Bize hayattan ne yol gösteriyorsa siyasetin damarlarında işlenebilir, kaneviçe gibi birbiriyle bağlantı kurulabilir bir temel şeye, koordinata ihtiyacımız var. Ve bu siyasi partilerin hiçbirinde bu dinamiği göremiyoruz. Dolayısıyla yerel seçimlerden bir şey beklememek gerekiyor. Açıkçası CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun niye değiştirdiğinin sorusunu CHP'liler 2 sene sonra anlayacaklar. İlle seçim kazansın. Yenemiyorsunuz Tayyip Erdoğan işte. O zaman yeni bir paradigma kurun. Kılıçdaroğlu hiç olmazsa bunun mahallelerini dolaşıyordu. Farklılık nedir? Biz 70 senedir milletle neden buluşamadık? Yani acemiceydi, iyi niyetliydi. Derin bir tefekküre dayanmıyor olabilirdi. Fakat geldi. İlkokul cevap münazaracısı gibi bir genel başkan geldi. Gerçi kendi saygısı, Özgür Bey'e de çok saygı gösteririm yani. Yani muhalefet yaparken ateşliydi filan fıstık. Abi şimdi seni sınırlandırmış 100 yıllık bir değişime rağmen efendim şu ilkeler, bu ilkeler, Atatürk'e sorsan kendi ilkelerinin çoğunu değişimin karşısında değiştirirdi. Gençliği hitap ede de bu var zaten. Benim dediklerimle yaşayın demiyor ki Türk gençliğine, gençliğe hitabeyi anlayan yok ki doğru dürüst. Dolayısıyla bize aslında bu yerel seçimler bir şey vaat etmiyor. Bir şey vaat edilmeyen yerden toplumun biraz uzak kalması gerekiyor. Şimdi ben fenomenlere diyeceğim yani ki, siz bu seçimlerde boş oy mu kullanacaksınız, öyle mi anladım Hüseyin Bey? Hayır, boş oy kullanmayacağım. Ama çok yani önemli. Anlattığınız bu seçimlerden bir şey çıkmaz, bize bir şey vaat etmiyor derseniz, o zaman bunları sandıkta gömelim, sandığa da gitmeyelim, yalnız bırakalım anlamını çıkarıyorum politik olarak. Çok uygun bir demokratik tavır olur ama bu kaç kişiyle yapacağız? Olsun, ben belki de öyle yapmayı düşünüyorum. Yok, konuşmanızdan öyle çıkardım. Ama hayır, son bir soru soracağım. Murat Kurum, Konya'da ama yemini kurmaya çalışıyorum Ali abi. Anladım. Yani, Murat Kurum Konya'da. Fenomenlerle denemeyi düşünüyorum. Bitirmeyin istersen. Tamam, bitirin o soruyu, öyle sorayım lütfen. Abi senin reklam aran yok. Bizim de kötü alışkanlığımız var. Sigara içebilirsiniz Hüseyin Bey. Onu yapamayız ya. Öyle bir şey. Yapamazsınız o zaman. Bir soru sorarak bitireceğim. Fenomenlerle son cümleniz olarak bitirin ama bu arada yerel seçimlerle bağlantılı olsun diye sorayım. İstanbul siyasetinde, aslında sadece İstanbul siyasetinde değil ama genel olarak İstanbul'da olduğunuz için soracağım. Siz de İstanbul'u işte yerleştiğiniz için. Yarım İstanbul'u meslekten aşamasındayım abi. Birkaç yıl daha kalacaksınız. Görülen olay bu İstanbul'da. Tam bu noktada Murat Kurum Konyalı ve İstanbul siyasetinde, ticaretinde, müteahhitliğinde, imarında, yerel siyasetinde, genel siyasetinde bir Trabzon, bir Karadeniz hakimiyeti söz konusu. Tam bu noktada Konyalı bir aday yaparak AK Parti aslında Trabzon ve Karadeniz lobisini Ekrem İmamoğlu'nun arkasına almasına neden olan bir politik durum uyguladılar ya da bir aday durumu yaptılar. Bu AK Parti İstanbul seçimlerinde Karadeniz lobisinde iyi tanıdığınız için söylüyorum. Ekrem için bir avantaj, Murat Kurum için bir dezavantaj değil mi? Ekrem İmamoğlu için bir de avantaj, evet. Murat Kurum için dezavantaj değil mi? Sayısal, niceliksel yaklaşımlar adına evet bir dezavantaj Murat Bey için görünüyor. Çünkü çok hareketli, siyasi kabiliyetleri olan bir Karadeniz lobisi var. Çok etkileyici. Mesela şöyle bilinir, Türkiye'nin en kalabalık şehri nüfusu olan Urfa'dır. Sivas İstanbul'da çoktur, Urfa'da çoktur. Ama Karadeniz o kadar olmamasına rağmen çok etkindir. Mesela o ciddi bir artı görünüyor İmamoğlu yanında. Fakat makul ve
İstanbul siyaseti dışında inisiyatif geliştirmeyecek bir başkanı halk deneyimleyebilir. Murat Bey'in bir liderlik, Murat Bey'in kendisine verilen, kendisine teslim edilen görevin dışına taşmayacak. Sadece İstanbul'u yönetecek gibi bir imajı da var. Bu onun da lehine. Ama biz de bu dengeyi koruyacak bir Karadenizli yardımcı filan, yani hazır ben de İstanbul'dayken filan biz de öneririz birilerini filan. Espri yapıyorum abi. Ben bunu toparlarım da biraz. Valla bunu zor toparlarsınız zaten sonra. Bizde 15 milyon takipçisi olan fenomenlerle dostluk var. Evet, evet, fenomenlerle ilgili son sözünüz lütfen. Evet. Fenomenlerle ilgili toparlayayım demiştiniz. Fenomenlerin hepsine varoluştaki yetenekleri ve yetilerini fark etmiş olmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Bazılarının davranışlarını heyecanlı, toplumun genel yapısını düşünmeden ilerleyişi sekteye uğratacak veya bir farklılaştıracak, bu dengeleri koruyarak yetilerini ve yeteneklerini toplumlarına, takipçilerine sunmalısı konusunda tefekkür öneriyorum. Zaten toplantı yaptığımızda çoğu bir önemli bir bölümü yani konuşacağız. Ben onlardan çok şey öğreneceğim. Onlarda da bir şeyler söyleyeceğim. Çoğundan büyüğüm. Hukuki olarak, efendim felsefi etik olarak, fenomenle ilgili benim tahmin ettiğim, söyleyebileceğimi düşündüğüm birkaç madde özetledim, aldım notlarımı filan. Daha sağlıklı bir fenomen yapısı oluşacak. İki, bu fenomenlerin ekonomik gelirleri, ekonomik faaliyetleriyle ilgili de bazı şeyler not alacağız. Onu da bakanlığımıza, yasama organına böyle bir bilgi notu olarak göndereceğiz ki fenomenler bir taraftan yeteneklerini ortaya koyarken gadre uğramasınlar, kendilerini kodeste bulmasınlar veya biraz da devlete karşı görevlerini, topluma karşı görevlerini hep kazandıklarını yemesinler, biraz da topluma ayırsınlar. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Laikliğe aykırı tek emir bu, biliyor musun Ali abi? Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Devlet vergisini almak için her şeyi kullanabilir. Hakkı da vardır. İlkesel olarak hakkı da vardır. Ama devletimize de bir çağrım var. Yer gelmişken vergileri yarıya indirin. Vergi gelirlerini 4 katına çıkarın. Alaaddin Keykubat dedemiz, büyüğümüz bunu yapmış idi. Ve Anadolu ilk defa bu kadar müreffeh ve yüksek refah düzeyindeydi. Böyle bitirelim, selam göndererek Alaaddin Keykubat'a. Çok nezaketin için çok teşekkür ediyorum öncelikle zaman ayırdığın için. Hüseyin Kaya, avukat Hüseyin Kaya, hukukçu Hüseyin Kaya, Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin avukatı. Engin Polat da gündemde ve Dilan Polat da gündemde olduğu için konuştuk, bilgilendik. Kendisine de son derece teşekkür ediyorum. Yayında yaklaşık dediğim gibi 1800'ün üzerinde canlı yayında izleyicimiz vardı. Bu yaklaşık olarak toplam olarak baktığınızda bir 30'da 40 bin civarında izleyicinin canlı yayını izlemiş olduğunu gösteriyor. Lütfen yayına beğenir, abone olur ve paylaşırsanız seviniriz. Çünkü YouTube ne kadar çok beğenir, ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok daha izleyicinin önüne getiriyor. Hüseyin Bey, tekrar teşekkür ediyorum. Hem siyasetle konuşmuş olduk, hem fenomenler meselesindeki ilginç önermelerinizi de dinlemiş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için. Ederim. Saygılar sunarım Ali abi. Yayın sevgi saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Seyirciye de selam. Onlara da bizden selam. Şöyle yayını bitirelim abi. Şöyle gelelim.